billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Nesefi tefsirinin Suret-i Nur'un 32. ayetinden itibaren okuyoruz. Ve enkihul eyyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum اِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Ayetin zahiri, sizden dul olanlarınızı evlendirin. وَاَنْكِحُوا evlendirin. الْاَيَّامَا dul olanları. O dul olanlar da minkum Müslümandırlar, sizdendirler. Başka kimleri evlendirin? وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. Bir de ibadlerinizden salih olanları evlendirin. İbad, abdın cemidir. Yani kölelerinizden, erkek kölelerinizden ve imaikum, kadın carilerinizden salih olanları da neydi? Evlendirin. Salih'in manasına da şimdi tefsirde bakarız. Peki fakirdirler, geçimlerini yapamıyorlar, evlendirirsek başımızdan bela mı edelim? İn yekunu fukara'e, o evlendirdiğiniz kişiler eğer fakir iseler, yughnihimullahu min fadlihi. Allahu Zülcelal kendi fadlından onları evlendirir. Kendi fadlından onları zengin kılar. Niye? Vallahu vasi'un alim. Allahu Zülcelal vasi'dir, zengindir. Bütün kainat onun mülküdür. Alimun, bilendir. Madem her şeyi biliyor, yerini biliyor, hikmet sahibidir. Vasıdır, mal mülkü çoktur. O zaman rızıklardan hiç korkmayın. Evlenenler de korkmasın. Şimdi bu enkihu emirdir. Enkihe yünkihu ekreme babının neyidir? Emridir. Ve ufa'dır. Eyyama onun cem'idir. Minkum eyyamanın sıfatidir. El kainine minkum. Kainine mutalliktir. Eyyamanın sıfatidir. Eyyama cem'u eyyimin. Mufredi nedir? Eyyimundur. Eyyim kim? Kimdir? Kime eyyim denilir? Ve huve men la zevce lehu. O ki zevci. Yani çifti yoktur. Yani zevç kadına da denilir, erkeğe de denilir. Men o kadın ki la zevce lehu, kocası yok. Veyahut da men o erkek ki la zevcellehu, onun neyi yok? Zevci yok. Zevc yani birinin karşısında olan diğer ne? Diğer iki şey var. Her bir diğerin neyidir? Zevcidir. Zevci olmayan, hani mütebadır sanki o kadın ki eşi yok. Hayır. Zevci olmayan herhangi bir insan. Raculen kâne ev imra'eten. İster racul olsun, erkek olsun, ister kadın olsun. Bikren kâne ister bakire olsun, ev seyyiben ister seyyibe olsun. Peki bu umumi nereden anlıyoruz? Eyyama, eyyamadan anlıyoruz. Eyyama, dul olan, bizim tabirle dul olan kişi. Erkek, kadın, bakire, seyibe fark eder mi? Hayır. O zaman eyyamanın tabirinden yola çıkarak burada bekar olanlarınızı evlendirin. Onlar erkek mi, kadın mı, dul mu, dul mu, yani daha önce evlenmiş mi, bakire mi, ona bakılmaksızın. Eyyama ve esluhu eyyaim. Asli nedir? Her eyyayim midir, eyyaim midir? Eyyaim. İm, hemze değil mi? Evet.
normalde eyya yimdir. Nedir? Eyya yim. Elif-i zayde'den sonra ya geldi, hemzeye kalp oldu, eyya im oldu. Pek eyya imdi. Onun aslı da eyya yim. Biz ne ettik eyyama oldu? Eyya yim. Fakulibet kalp oldu. Ama fakulibet kalbe mekanin. Kalbul mekan ile kalp oldu. Eyya yimu. Ya ile mimin yerini değiştirin. Eyya miyu. Yani hakikaten ihbar edilmez. O mim meksureyi tafif için meftah yapın. Eyya meyyu. Ya mütharik ma kabli meksureyi fe kalb oldu. Eyya ma oldu. Mesela anladınız değil mi? Demek içinizdeki sizden olan Müslüman durlarınızı evlendirin. Ve salihine. Ve salihine. Salihlerinizi de ne yapın? Evlendirin. Salih ne demek? Eyil hayyirine. Hayırlı olanlarınızı da evlendirin. O hayırlı olanlar salihine ne demek? Hayyirin yani hayırlı olan demek. Bu bir görüş. Ve yahuta ve salihineden murad evil müminine. Bir de müminleri evlendirir. Ama o müminler veya o hayırlılar min ibadikum ve imaikum. Yani erkek kölelerinizden, kadın carelerinizden hayırlı olan veya mümin olanı ne yapın? Evlendirin. Vel mana nasıl geliyor? Hani ve enkihul eyyâme minkum ve salihine. Vel mana zevvicu men teeyyeme minkum minel ahrari. Zevvicu evlendirin men teeyyeme minkum. Sizden teeyyeme tekessere babındandır. Sizden eyyim olanı yani bekar kalmış olanı evlendirir. O da minel ahrari hür erkeklerden. Ahrar hürrün cemidir. Vel harairi hür kadınlardan. Harair de hürretin cemidir. İçinizdeki hür erkek, hür kadın ki ne kalmış? Dul kalmış, evlenmemiş olanları evlendirin. Bu emir sadece anne babaya değil, bütün Müslümanlara da. Mahallede bir bekar varsa yardımcı olmak lazım, evlendirmek lazım. Bir de وَمَنْ كَانَ ف۪يهِ سَلَاحٌ. O kimse ki ondan ne görünüyor? Selah görünüyor. Ha hayır görünüyor, ha iman. Selah iki şekil maneti ya. Ha onu da evlendirin ama o min ibadikum ve imaikum. Artık köle, erkek kölelerinizden, carelerinizden. Min ibadikum ne demek? Ey min gilmanikum, erkek kölelerinizden. Ve cevarikum ve imaikum, kadın carelerinizden. Vel emru linnedbi. Emr burada niçindir? Emr burada ne niçindir? Yani burada bir mahallede bekar var, evlendirmek bize vacip değil. Evlendirmezsek günahkar oluruz değil. Mendubdur evlendirmek. Niye? Vacip olmasın ki. İzin nikahun mendubun ileyhi. Nikah kendisi mendubu ileyhidir. Yani evlenmek bir kere mendubdur. Evlendirmeye yardımcı olmak. Birilerini evlendirmesine katkıda bulunmak, bu nasıl ne olsun? Nasıl vacip olsun ki? Yani evlenmenin kendisi mendubu ilehidir. Evlenmenin emri nasıl vücub için olabilir? Olmaz. Peki ya fakirseler? İnyeku, zaten köleler, cariler, fakirlik söz konusu değil onlardan. Niye? Zaten köle cariye. Kimin köle carileri ise rızıkları onlara nedir? Vacibdir. Eğer hür iseler in yekunu fukara
minel mali, mal yönüyle, mal cihetiyle eğer fakirseler, yunihimullahu min fadlihim. Allah kendi fadlından onları ne eder? Zengin kılar. Şimdi zengin deyince dairesi olur, birkaç tane lüks arabası olur, arsaları olur. Buradaki zenginlikten murat o değil. Bil kifayeti vel kanaati. Yani Allah yetecek rızıklarını verir. Verdiği malla kanaat etmeyi verir. Kanaati verir. Zenginlik burada budur. Yunihimullahu min fadlihi. Allah fadıyla onları zengin eder. Allah'ın fadlı nedir? Yani buradaki zenginlik bil kifayeti vel kanaati. Kanaat vermek suretiyle, yetecek mal vermek suretiyle Allah onları ne eder? Zengin eder. Ev bi ihtimai rizqayni. Ev bi ihtimai rizqayni. Yahut da iki rızkı bir araya getirmeyle onları zengin eder. O karı kocanın her bir rızkı onunla beraber aydiler. Evlenince o iki rızık bir araya geliyor, birleşiyor. Çok onun. Her bir rızkı diyelim bir kilo ise bir araya gelince rızıkları iki kiloya çıkar. Zenginlik budur. Ya delil var mı bu ayeti teyit eden, takviye eden? Yani evlenmeyle insanın rızkı açılıyor. Hadis olarak delil var mı? Evet diyor. Ve fil hadisi iltemisu rızkan biz nikahi. Siz rızkı evlendirmeyle talep edin. Yani bazı insanlar evleniyor, rızkı ne oluyor? Açılıyor. İltemisu rızkan bin nikahi. Nikahla rızkı ne edin? Talep edin. وَعَنْ عُمَّرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِسْلُهُ. Bunun misli Hazreti Ömer'den de rivayet edilmiş. Yani Hazreti Ömer de bu hadisin benzerini ne etmiş? Söylemiş. Ha mevkuftur, kendince söylemiş. Ha hadi Resulullah'dan rivayet ederek söylemiş. O zaman ne olur? Merfu olur. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ غَنِيٌ zu saatin. Allah vasıdır ne demek? Zengindir. Saat. Genişlik sahibidir. La yerze'uhu. Onun noksan etmez. Onu ne etmez? Noksan etmez. Ne ignaul halaiqi. Halaiqleri hani demin dedik yunihimullah. Allah onları zengin eder. Mahlukatları zengin etmek Allah'ın zenginliğinden, saatinden bir noksanlık etmez. La yerze'uhu ne etmez? Allah'ın noksan etmez. Yani onun malını, mülkünü, zenginliğini noksan etmez. Ne ignaul halaiqi. Mahlukatların ignası onun zenginliğine noksanlık oluşturmaz. Alimun, Allahu Zülcelal nedir? Alimdir. Yebsutu rizqa limen yeşâ'u ve yakdiru. Dilediği kişilerin rızkını genişletir. Ve yakdiru, yani ve yakdiru limen yeşâ'u. Orada makabın karnesine mukadder. Ra'd suresinin 26. ayetidir. Allah dilediği kişilerin rızkını açar, çoğaltır, dilediği kişinin rızkını da kısar. Niye? Alimdir. Kime ne iyiyse onu yapar. Şimdi hani kadın velisiz evlenebilir mi? Evlenemez. Hani şafilerde evlenemez, hanfilerde evlenemez. Bilir. Bu ayetten birileri bir şeyler çıkartıyor. İmam Nesefi de onu kabul ediyor. Ve kile fil ayeti bir kile demiş ki fil ayeti ayette delilun delil vardır ki ala enne tezvicen nisai. Ayette delil vardır ki kadınların evlendirilmesi
Bak Allah delil ala enne tezvice nisai kadınların evlendirilmesi vel eyyama dulları evlendirmek kime aittir bu tezviz? İlel evliyai bu evliyalara aittir. Yani demek bir kadın, bir kız kendi kafasına göre nikahını kıyamaz, evlenemez. Niye? Bak ayet diyor ve enkihul eyyama minkum. Siz evlendiriniz. Bekarlarınızı evlendirin. Demek bekarlarınıza ey bekarlar siz evlenin demiyor. Onları evlendirin. Demek ki ne? Kadınların evlenmemiş olan dullarının evlendirmesi velilere aittir. Kemma enne tezvicel abidi. Bak onun devamında ve salihine min ibadikum ve imaikum. Kema anne tezvicen abidi, kölelerin evlendirmesi, vel imai, carilerin evlendirmesi, ilel mevali, onların mevlalarına, seyidlerine ait olduğu gibi, kadınların evlendirmesi de evliyalara aittir. Bak, eyyam, yani erkek, dul, evlen, bekar, erkeklerinizi, kadınlarınızı, bir de salih kölelerinizi evlendirin. Salih köleler ancak mevlaları onları evlendirir. Öyle ise kadınları da ancak evliyaları onları evlendirir. Babaları, kardeşleri, abileri yoksa amcaları bunlar ancak evlendirir. Buradan bunu çıkartıyorlar. Oldu. Kıyla öyle diyor. Ama hani Hanefilerden bir kız kendini kendi kıyabiliyor ya. Kulna er-raculun la yeli ala'r-raculi. Bu diyor, pek buradan sen bunu çıkartıyorsun. Diyorsun madem salih kölelerinizi, carilerinizi siz evlendirir, onlar evlenemiyorlar. Onun yanında, onun önünde de bekarlarınızı evlendirin. Öyleyse kadınların evlendirmesi de velilere nedir? Ait. Şimdi diyecek ki pek kadın, dul kadınlarınızı evlendirin. Burada var değil mi? Kölelerin evlendirmesiyle evlendirmesinin yanında ne var? Dul kadınlarınızı, bekar kadınlarınızı evlendirin. Ona beraber olunca sanki nasıl o mevlasız olmaz, o da velisiz olmaz. Şimdi İmam Nesefi diyor ki pek burada dul erkeklerinizi de evlendirin. O burada yok mu? Var. Pek velisi olmadan evlenemiyor mu? Bir kişinin velisi yoksa 25 yaşında bir genç evlenemez mi? Evlenebilir. Bak o da ve salihne min ibadikum kölelerinizi, carilerinizi evlendirin. Onunla beraberdir ama o velisiz olabiliyor. Ha, demek ki buradan bu delil çıkmaz. Bir kadın velisi olmadan evlenemez illa velisi onu evlendirir. Buradan çıkmaz. Ha evlenebilir hükmü çıkar mı? Hayır o da çıkmaz. Ama evlenemez hükmü de çıkmaz. قُلْنَا الرَّجُلُ لَا يَعْنَا رَجُلِ الْاَيِّمِ Erkek, bekar erkeğe veli olamaz illa bir izni. Şimdi bekar biri sana izin vermeden siz onun nikahını kıyabilir misiniz? Kıyamazsınız. Nasıl رَجُلِ اَيِّمِنْ izni olmadan kimse onun velisi olamaz, onu evlendiremez? فَكَزَ لَا يَلِي عَلَى الْمَرْأَةِ Kadına da veli olunmaz illa bir izniha. Kadın izin vermeden kimse onun velisi olamaz, kimse onu evlendiremez. Oldu. Getirdi neyle kıyas etti? Dul, bekar kadını bekar erkekle mukayese etti. Bekar erkeğin izni olmadan nasıl kimse onu evlendiremez? Bekar kadının izni olmadan kimse onu da evlendiremez. Bak böyle bir çıkartma yaptı. Bildiyse alaka var mı? Aralarında irtibat var mı? Sen bunu ona kıyas ediyorsun. Diyor evet li ennel eyyime eyyimlik yani bekarlık yentezimuhuma olması lazımdır. Çünkü o da eyyimdir, o da eyyimdir. Öyle değil mi? O da bekar, o da bekar.
Eğimlik onları ne ediyor? Cem ediyor, bir araya getiriyor. Ha, madem eğimlik onları nezm ediyor, cem ediyor. Erkek eğimin izni olmadan kimse onu evlendiremediği gibi eğim kadının izni olmadan kimse onu da evlendiremez. Demek evlilik kadının elindedir. Nasıl ki erkeğin elindedir. Oldu mu? Tabi bu sefer hadisler var. Mesela la nikaha illa bi veliyin. Bu hadis sahihdir. Veli olmadan nikah gerçekleşemez. Bu hadis sahihdir. Hanefiler de bu hadisi kabul ediyorlar. Ama başka yorumlar getiriyorlar. Biz ona girmeyelim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ ف۪يهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذ۪ي آتَاكُمْ. Oldu. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَى اِنْ اَرَدْنَا تَحَسُّنًا. Şimdi burada dursun. Direktmen tefsire gelin. وَلْيَسْتَعْفِفْ. İffeti talep etsin. Zinadan korunmayı kendisi talep etsin. Kim? اَلَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. O kimseler ki nikahı bulamıyorlar. Buradan nikahdan murat, yani mehir. Evlenmenin mesrefini, mehri bulamayanlar, onlar dikkat etsinler. İffete dikkat etsinler. Kendilerini muhafaza etsinler. Zinaya girmesinler. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah Zülcelal onları fadlından zengin edinceye kadar kendilerini korusunlar. Ne zaman Allah onları zengin etti, mehirleri oluştu, o zaman evlensinler. Oldu. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ اُدْبُرْسُونَ. Aşağı gelelim. وَالْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ. Ne demek? وَالْيَشْتَهِدُوا فِي الْعِفَّةِ. İffete gayret etsinler. Afifleyen dikkat etsinler. Tamam, afifliğe dikkat etsinle, çaba göstersinler. Ama istafefe yestafifu istahrece babdedir. Sinti talep içindirler. Burada nikah, mehri olmayanlar iffeti kimden talep etsinler? Diyor sanki onlar kendi nefsinden afifliği talep etsinler. Onlar kendi nefislerinden iffeti talep etsinler. كَأَنَّ الْمُسْتَعِفَّ. Sanki ne? Mustaif. Mustafif. Mustafif. Niye? Orada nedir? Kendin mustafif demiş. Mustafife. Evet. Yani olur, fal hargesine ayna veririz, devam ederiz, mustaife olur. Normalde şedeli olmalısın ki nedir? Şedeli olması lazım. كَأَنَّ الْمُسْتَعِفَّ. Allah Allah, müstafif hani وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ. Orada öyledi ya. Belki burada da, yani eğer doğruysa orada fekhi, burada da onun için fekh etmiş. Olsa normalinde. كَأَنَّ الْمُسْتَعِفَّ. Afif olan kişi طَالِبٌ مِنْ نَفْسِهِ الْعِفَافَ. Sanki müstaif kendi nefsinden ifafi ne ediyor? İfaf mı derdi? Afaf mı diyor? Afaf diyor Allah-u Teala. كَأَنَّ الْمُسْتَعِيفَ طَالِبٌ مِنْ نَفْسِهِ الْعَفَافَ. Sanki ne? Sanki müstaif kendi nefsinden afafi ne ediyor? Talep ediyor. Sen bir ara geçti. Afaf mı okuduktun? Geçmedi. Neyse bakarız. Normal biz ifaf diyoruz. Bak, o kimseler ki la yecidune nikahen. Nikahı bulamayanlar sanki
kendi nefsinden afafi ne ediyorlar? Talep ediyorlar. Yani buradaki sinti talebe hükmü içindir. Hakiki talep değil, hükmü talep içindir. Bana diyor ki ennel müsaife, sanki müsaif kendi nefsinden talep ediyor. Niye kendine? Çünkü burada hakiki talep yok. Hakiki talep gayriden olur. Kişi kendinden bir şey talep etmez. La yecidune nikahen. İstita'ate tezevvuci. İşaret etti ki nikah tezevvuc demek. Mudaf mukadder nedir? İstita'attır. O kimseler ki evlenme gücünü bulamıyorlar. O evlenme istita'ati nedir? Minel mehri ve nefakati. Yani kadına vereceği mehri yok. Kadına sarf edeceği nefakası yok. Kadın getirse ne yedirecek? Ne yedirecek? O da yok. Kadının mehrini verecek, mehr olarak kadına verecek bir mehri de yok. Peki bunlar ne yapsınlar? Bunlar iffeti talep etsinler. Afifliğini, iffeti elden kaçırmasınlar. Ne zamana kadar? Hatta yughniyehumullahu min fadlihi. Allahu Zülcelal kendi fadlından onları zengin kılıncaya kadar afif olsunlar. Ne demek hatta yughniyehumullahu min fadlihi? Hatta yukaddirehum veyahut da hatta yukdirehum alel mehri. Akdere, kaddere ikisi de olur. Ama akdere daha iyidir. Kaddere başa manayı da gelebilir. Hatta yukdirehum alel mehri ve nefakati. Allahu Zülcelal onları mehre, nefakaya kadir kılıncaya kadar ne olsunlar? Afifliğe, iffete dikkat etsinler. Kâle aleyhissalâtu vesselâm, bu ayetin manası hadisle tekit ediyor. Ya ma'şere şebab, şebab, şab, kişi balık olduktan sonra 30 yaşa kadar şab denilir. Ya ma'şere şebab, ey gençlerin cemaati, men istata'a minkumul ba'ete, sizden kim ba'ete gücü varsa, mehre gücü varsa felyetezevveç evlensin. Niye? Fe innehu çünkü tezevvuç agaddu lil basari. Basari gözü haramdan daha kapatıcıdır, daha çok kapatır. Ve ahsanu lil ferci. Fercin her şeyden daha fazla ferci ne ediyor? Zinadan koruyor. Ve men lem yestati'e gücü olmayan, evlenmeye gücü olmayan, ba'ete gücü olmayan fe aleyhi bisavmi, yani fe aleyhi bisavmi, yani fel yeltezimis savmi, o oruca lazım olsun, oruç tutsun. Niye? Fe innehu, çünkü savm lehu, ona vica'un, vica'dır. Nedir? Vica. Vica ne demek? Şehveti karecidir. Aslında vica biliyorsun nedir? Hani vica hayvanların, erkek hayvanların yumurtalarını çıkartıyorlar. Ta ki etleri leziz olsun, iyi etlensinler. O yumurtaların çıkarılmasına vica denilir. O yumurtalar çıkınca ne oluyor? Hayvanın, fahlın erkekliği gidiyor. Ha burada da oruç vicadır, şehvetinizi kırıcı. Şimdi bu diyor, hani İmam Nesefi diyor, bir bak Yüce Allah وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهْرَ مِنَ Oradan tut buraya kadar. Diyor fenzur bak ey talibul ilim keyfe rattebe hazihil evamiri. Allah-u Zülcelal bir bak bu emirleri nasıl sıralamış. Ne etmiş? Fe emmere evvelen bima yasimu minel fitneti ve yubba'idu an muvaka'atil masiyeti. Evvelen Allah-u Zülcelal insanı fitneden muhafaza eden masiyetin muvakkatine, masiyete girmekten uzak tutana emretti. Bak, evvelen o şirk insani fitneden muhafaza ediyor. Günaha girmekten insanı uzaklaştırıyor. Önce Allah-u Zülcelal onunla emretti. O da nedir? وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ اَبْصَارِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ اَبْسَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ اَبْسَارِهِمْ Bak önce haramdan gözünü kapatmayla Yüce Allah neyti emretti. Ne oldu bununla? Bununla fitneden insan korunuyor. Günaha girmekten insan uzaklaşıyor. O da nedir? وَوَ غَدُّ الْبَسَرِ غَدُّ الْبَسَرِ Oldu mu? Sümme bin nikahi, sonra nikahla neyti? Emreti. Ve enkihul eyyama minkum ve salihine. O nikah ki el muhsini liddini. Muhassin mi? Muhassin. Yok, sadır. Şerde var mı sadın üzerinde? Evet. Olur. Muhsin de olabilir. Muhassin de olabilir. Yani emreti bir nikahil muhassini li dini. O nikah ki dini koruyor. El mugni anil harami. Haramdan insanı zengin kılıyor. Onunla emretti. Ne dedi? Ve enkihul eyyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum in yakunu fukara'a yughnihimullahu min fadlihi vallahu vasi'un alim. Oldum. Demek ki sümme sonra emir neyle emretti? Bin nikahil muhassini lidini el mugni anil harami. Sümme bi izzeti nefsil emmar emmareti bi su'i. Bakın sonra ne dedi? Vel yestafi fillezine la yeciduna nikahan hatta yuniyehumullahu min fadlihi. Ne diyor? Diyor, evlenemeyen kişiye emrediyor. Ne etsin? Nefsine dikkat etsin. İzzetini, şerefini bozmasın. Allah ona bir kapı açıncaya kadar. Bununla emretti. Bak, önce fitnelere yol açan gözünü haramlardan kapatsın. Sonra insanı harama girmekten koruyan nikahla emretti. Sonra bunu da yapamıyorsa nefsine dikkat etsin, nefsini salıvermesin. Sümme bi izzeti nefsil emmareti bi su'i. Emmare bi su olan nefsin izzetiyle emretti. Anlıyorsun değil mi? Ona emretti. Neden? Bir izzeti midir değil misin ki de? Bir izzeti. Sanki de öyle midir Osman? Sünne bir izzetü nefs. Orada da öyle değil mi? Ha, izzetü nefs mana nefsin uzaklaştırması demektir. Neden nefsinin uzaklaştırmasını emrediyor? Ani tumuhi ile şehveti. Yani şehvetin tumuhuna, şehvete mel etmeye nefsini uzak tutmayla emretti. وَلْيَسْتَعْفِهُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَحًا Ne etsinler? Nefslerine sahip çıksınlar. İffete lazım olsunlar. Nefse emare bir suyu salıvermesinler. Ne zaman bununla emri etti? Ne zaman bunu yapsın? عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ النِّكَاحِ Nikahdan aciz kaldığı zaman.
nikahdan ne? Aciz kaldığı zaman. Ne yapsın? Nefsini şehvetin tumuğundan, umudundan ne etsin? Uzak tutsun. Yani evlenme umudunu nefsine vermesin, onu hapse alsın, onu kontrola alsın, evlenmeden umudunu kessin, hafif tutmaya çalışsın. Ne zamana kadar? İlâ en takdire aleyhi. En takdire ne? Nefis aleyhi nikah üzerine. Yani nefisin nikaha gücü oluncaya kadar nefsini şehvet tumuhlarından, umudundan, emelinden uzak tutsun. Sümme bi izzeti nefsil emmareti bis su'i anil tumuhi ila şehveti indel azim anil nikahi ila takdire aleyhi. Oldu mu olmadı? وَالَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ. O köleler ki sizden kitabeti talep ediyorlar. Onlar kim? Onlar da مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. O kimseler ki sizin sağ elleriniz onları mülk etmiş. Yani gaye o köle cariyeleriniz ki sizden kitabı talep ediyorlar. Aktül kitabeti talep ediyorlar. Diyorlar gelin anlaşalım, bize belli bir borç tayin edin, ne edelim onu ödeyelim, hür olalım. Fekatibuhum, siz de onlarla aktül kitabet yapın. Ama in alimtum fihim hayren, eğer onlarda bir hayri görüyorsan bunu yapın. Ve atuhum min malillahi lladî âtâkum. Allah'ın size vermiş olduğu malla onlara da verin. Gelen ganimetlerden onlara da hisselerini neyden verin. Hani sadakalar kimlere verilir? Ve fir rikâbi. Rikâb işte budur. Neyse başa dönelim. Vellezîne yettebi'ûnel kitâbe. Kitabı talep ediyorlar. Onlar da mimma meleket eymanukum. Mimma meleket eymanukum. Eymanlarınız mülk ettiği kişiler. Ne demek? Eyil memali kullezine. O köleler ki yatlubunel kitabete, sizden kitabeti talep ediyorlar. Demek vellezine kölelerden ibarettir. Yaptığına kitap da kitap da kitabet manasınadır. Kitabet de mesel mana ismül mef'ul. Yani sizden mektubu talep ediyorlar. Gelin diyorlar bir yazı yazalım, yazışma yapalım, bir anlaşma yapalım. O anlaşmaya bağlı kalalım, borcunuzu ödeyelim, hür olalım. Fellezine merfun bil ibtidai. Ellezine mevsule merfudur, mubtedadır. اَوْ مَنْسُوبٌ بِفِيَلٍ yahut da mukadder bir fiille nedir? Mahzub, mensubdur. يُفَسِّرْهُ o mahzub fiili tefsir ediyor ne? فَكَاتِبُهُ yani ne demek? يَا وَالَّذ۪ينَ مُبْتِدَدِرْ فَكَاتِبُهُمْ onun neyi olur? Onun haberi olur. Onun haberi olur. Yahut da وَالَّذ۪ينَ مَحْزُوب بِرْ فَكَاتِبُونُنْ مَفْعُلُدُرْ فَكَاتِبُوهُمْ مَحْزُوب كَاتِبُونُنْ neyi olur? Tefsiri olur. İki ihtimal var, ikisi de caiz. Peki burada emir, onlarla aklül kitabet yapın. Vacip midir? Mendub müdür? Nedir? Bir kişinin kölesi aklül kitabet yapalım dediği zaman efendisi mendubdur, ona icabet etsin veya vacibdir. Buradaki emir nedir için midir? Vücub için midir? Ve huve linnedbi. Buradaki emir niçindir? Nedir için? Mendublik içindir. Fekatibuhunne. Burada fa niye gelmiş? Mubtedanın haberidir. Fa'nın ne işi var? Bazı yerlerde mubtedanın haberine fa gelir. Nerelerde? O mubteda ki habere nedir? Sebeptir. O mubtedanın haberinde fa geliyor. Niye?
Çünkü oradaki muhteda fiyalu şerte benzemiş. Haber cezau şerte benziyor. Fiyalu şerte cezau şerte sebep. Cezau şerteki fay cezaya geldiği gibi cezau şertin şebihi olan o haberin başına da fay gelir. Ha buradaki fay niye gelmiş? Litadan münhim mana şerti. Şert manasını içine aldığı için. Nedir? Sebebiyettir. Tabi fekati buhu haber olursa emirdir. İnşa normalde haber olmaz. Burada takdir yaparız. Yani وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابِ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُ مَقُولٌ فِي حَقِّهِمْ فَكَاتِبُوهُ فَمَقُولٌ فِي حَقِّهِمْ كَاتِبُوهُ Onların hakkında böyle deniliyor. O zaman haber cümle beriye oldu, cümle inşaya olmadı. Şimdi kitap قَاتَلَ يُقَاتِلُوا مَسْتَرِ مُقَاتَلَةً gelir. Kitalen de gelir. Dört tane mesleği var. Mukateleten. Kitalen. Kitalen. Bir de kitalen. Kitalen. Bu o dörtten biridir. Diyor vel kitabu katele babının katebenin mesleğidir. Vel mukatebetu o da katele babının mesleğidir. Kel itabi. Kitap, itab gibi. Mukatebet, muatebet gibi. Vel kitabu vel mukatebetu kel kitabi vel muatebeti. Kitap, mukatebet, itab, muatebet gibidir. Peki. Demek Ekreme babının neydirler? Şey Ekreme diyorum, katil babının mesleğidirler. Peki katil babı ise müşareket olması lazım. Burada katibuhum, sade mevlalar kitabet yaparlar. Tek taraflıdır. Burada müşareke yoktur. Nasıl olur? Şimdi getiriyor. Burada hükmü bir müşareket var. Bakın. Ve huve en yekule li memluki. Kişi kendi kölesine diyecek ki katebtuke ala elfi dirhem. Bin dirhem üzerine ben seninle mukatebet yap. فَاِنْ اَدَّاهَا Eğer o eda ederse ataka ne olur? Azad olur. Çünkü اَنْ يَقُلَ لِمَمْلُكِ كَاتَبْتُكَ عَلَى اَلْفِ دِرْهَمِنْ فَاِنْ اَدَّيْتَ اَتَقْتَ deseydi daha zahar olur. Memlüken diyor, 1000 lira üzerine seninle ne eğitim, mukatebet yaptı. O öderse azad olur. Peki müşareket yine çıkmadı. Ne çıkmadı? Abdülkadir, müşareket çıkmadı. Ha, şimdi diyor bunun manası nedir? Bak, mana ederken müşareket çıkıyor. Ve manahu katebtuke ala elfi dirhemin fe in eddaha ataka. Bunun manası ketebtuleke ala nefsi. Senin için kendi nefsim üzerine yazdım. Ne yazdım? En ta'tike minni. Nefsim üzerime yazmışım ki sen benden azat olasın. Ne zaman? İn vefeyte bil mali. Eğer sen bu mali yerine getirirsen, ben nefsime yazmışım ki sen benden taraf azat olasın. Ve ketebtu li ala nefsike. Kendime de bak, ve ketebtu li kendime de yazmışım. Kime? Ala nefsike. Nefsike, sen nefsin üzerine kendime yazmışım. Ne yazmışım? En tefiye bizarke, sen bunu yerine getiresin. Bu mali veresin. Bak, mukatebet iki taraftan oluyor. Ama bu mukatebeti yapan bir kişi. Hem kendi nafsına yapıyor, hem kölesinin namına yapıyor. Sanki kendisi hem kendine taraf olmuş, kendi görevini yapıyor. Hem karşı taraf kölesine namına iş yapıyor. Sanki iki kişidirler, orada aralarında mukatebet gerçekleşiyor. Bu bir ihtimal. İkinci ihtimal, اَوْ كَتَبْتُ عَلَيْكَ الْوَفَاءَ بِالْمَالِ Memlukuna diyor, mali yerine getireceğine dair ben yazmışım. Malı yerine getireceğine dair ben ne etmişim? Ben yazmışım.
وَكَتَبْتُ عَلَيَّ الْعِبْقَ Ben kendime de yazmışım ne? El-İbqa. Seni azat etmeyi de kendime yazmışım. وَفَاِ بِالْمَالِ Sen üzerine yazmışım. Kitabet yapmışım. Öyle değil mi? اِتْقِ وَفَاِ بِالْعِتْقِ Da kendim üzerine ne etmişim? Yazmışım. Yine iki taraflıdır. Hükme. Bizde ikisi son iki ketebe de şeyle gelmişler. Nasıl? Ketebteli. Hele söyle. اَوْ كَتَبْتُ عَلَيْكَ الْوَفَاِ بِالْمَالِ وَكَتَبْتَ عَلَيَّ Diğeri de وَكَتَبْتَ لِي İkinci ketebe her iki kişi. وَكَتَبْتَ عَلَيَّ yok mu orada? كَتَبْتُ عَلَيْكَ الْوَفَاءَ بِالْمَالِ Mesela, كَتَبْتَ عَلَيَّ Şey, كَتَبْتُ عَلَيْكَ الْوَفَاءَ بِالْمَالِ وَكَتَبْتَ عَلَيْكَ الْعِقْقَ Öyle mi? Mesela, bu da öyle değil der. وَكَتَبْتَ لِي Şimdi bak, o ikinci ihtimal, dursun. Olur, o da olur. Şimdi bir, كَتَبْتُ لَكَ Ben senin için yazmışım. عَلَى نَفْسِ Nefsim üzerine اَنْ تَعْتِقَ مِنِّي اِذَا وَفَّيْتَ بِالْمَالِ Bu sefer وَكَتَبْتُ لِي Ben kendime yazmışım عَلَى نَفْسِكَ اَنْ تَفْيَ بِذَالِكَ Bu bir ihtimal. Veyahut da ikincisi daha zahar da budur. Yani sizin hareket daha iyidir. Sanki وَكَتَبْتَ لِي عَلَى نَفْسِكَ Entefi ebizalike. Sanki sen de kendi nefsine yazmışsın ki bunu ne ediyorsun? Yerine getiriyorsun. Ev ketebtu aleyke el vefae bil mali. Vefae bil mali ben sana yazmışım. Ve ketebte aleyyel itke. Sen de benim üzerime itkin etmişsin, yazmışsın. Her ikisine göre ne var? Müşareket var. Kim kim? Seyyid ile kölesi arasında. Ama bu müşareket hakiki değil, hükmüdür. Asıl kitabet yapan bir taraftır. Seyyiddir. Ama kitabetin maali, kitabın merci'i, kitabın gidişatı neye doğru gidiyor? İki taraflı akden kitabete gidiyor. O zaman burada فَكَاتِبُوهُمْ مُشَارَكَتْ بَعْدِ yerindedir. اِنْ عَلِمْتُمْ ف۪يهِمْ خَيْرًا Onlarla kitabeti kabul edin, eğer onlardan bir hayri görürseniz. Ya hayri görmek ne demek? Yani kitabeti, akıl kitabeti isteyen kölelerinizden hayri görürseniz akıl kitabet yapın. Hayır ne demek? Kudreten alel kesbi. Yani atladım. Ha ve yecüzü o ari. Ve yecüzü caizdir o mal veyahut da o akdül kitabet halen. Peşinde caiz. Ve müeccelen vadeli de caiz. Vadeli olunca ve müneccemen taksit da olabilir. Ve gayre müneccemin 3 ay sonra tamamını bana vereceksin. Bu caizdir. Demek peşinde caiz, vadeli de caiz, müneccem de caiz, gayri müneccem de caiz. Niye? İtlakil emri. Emir demiş ve katibuhum demiş. Mutlak demiş. Peşin, vadeli, taksitli, taksitsiz diye bir şey söylemiş mi? Yok. O zaman itlakul emirden bunu çıkartabiliriz. İtlakul emirden bunu ne edebiliriz? Bunu çıkartabiliriz. Oldu mu olmadı? Bildiniz değil mi? Tamam. Yalnız Şafilere göre, İmam-ı Şafi'nin kuvvetli görüşüne göre peşin olmaz. Peşinse köle ne de gelsin peşin sana versin. Peşin hemen hakkı bittikten sonra ödemesi lazım. Kölenin öyle parası yok ki. Kölenin mülkü yok. O müeccel olmalı. Bir de tek parça halinde değil, müneccem olmalı. Şafilerde Allah-u Alem, yani galibi görüş, İmam Şafi'nin
cedid veyahut da esah görüşü budur. İn alimtum fîm hayren kudrete aler kesbi. Yani eğer bunu kölelerinize bunu his ederseniz, bu adam çalışabilir, benim taksitlerimi ödeyebilir. Eğer böyle bir kudreti fark ederseniz, o zaman aklı kitabet yapın. Bakın peşin olamaz. Eğer diyor çalışmaya kudreti varsa, bunu görüyorsanız akıl yapın. Peşin ancak şöyle olur. Biri ben senin namına öderim. Al sana bu para, senin yanında dursun. Aklı kitabet yaparsa verin. Ancak o şekilde olursa peşin olur. Yoksa abdın mali yoktur. اَوْ اَمَانَةً وَدِيَانَةً خَيْرْدَنْ مُرَدْ قُدْرَةَ عَلَى الْكَسِبِ değil, eminlik ve diyanetliktir. Yani dindar görüyorsanız, bu adam kaçmayıp senin taksitlerini ödüyor ise, emin biri ise, bunu bilirseniz, fark ederseniz, o zaman akıl kitabet yap. Oğlum, dedik, katibuhum, bu emrin içindir? Nedib içindir. Fennedbiyyet ve nedbiyyetu nedbilik muallakatun bihaza şartı. Bu şarta muallaktır. Ve nedbiyyetu muallakatun bihaza şartı. Nedbiyyet bu şarta muallaktır. Nedbiyet bu şarta talik edilmiş. Yani kölelerinizle akdül kitabet yapmak mendubdur. İn alimtum fihim hayran. Bakın, fekatibuhunne in alimtum fihim hayran. Bu şart, öyle değil mi? Bu şart neyin şartıdır? Kitabetin, akdının, nedbinin şartıdır. Yani fekatibuhunne ala sebili nedib in alimtum fihim hayran. Bildiniz değil mi? Ve nedbiyyetu katibuhumde anlaşılan emri nedbi bu şartta validir. Hayri fark ediyorsanız, hissediyorsanız kitabet yapmanız mendubdur. Ala sebilin nedir? Onlarla akıl kitabet yapın. Yok hayri görmüyorsanız kitabet yapma mendubluğu, nedibliği ortadan kalkar. Peki akıl kitabet yaptınız. Sonra ve atuhum min malillahi. Allah'ın malından onlara verin, ellezî âtâhum. Allah'ın size vermiş olduğu maldan onlara verin. Burada Hanefi, Şafii hatırladığım kadarıyla farklı mal ediyorlar. Şafiler diyorlar, yani Allah'ın verdiği maldan verin, yani Allah size vermiş olduğu maldan onlara biraz verin. Taksitlerinden bir iki taksit almayın. Bir iki taksit ne etmeyin? Almayın. Şafiler o şekilde diyorlar. Hanfiler diyorlar, hayır. Yani Allah'ın malını verin gaye, hani ve firrikabi, ganimetlerde, zekatlarda, onlarda hisseleri var ya, Allah'ın size vermiş olduğu maldan onların hisselerini verir. Bakalım burada ne diyor? Emrun lil muslimine ala veşil vücubi. Vücub cihetiyle Müslümanların neydir? Emridir. Emrun lil muslimine ala veşil vücubi. Anlıyorsunuz değil mi? Bi'anetil mukatebine. Bu emir de, yani bu emir kimleredir? Ve atuhum. Bu emir Müslümanlaradır. Bu emrin durumu, konumu ne? Ala veşil vücubdur. Bu emir neyle ilgili? Bi'anetil mukatebine. Onların yardımıyla ilgili. İhanetler ne demek? Ve i'ta'ihim sehmehum. İmam Nesefi Hanefi olduğu için bunu aldı. وَيَتَائِهِمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الزَّكَاتِ Zekattan onların hisselerini verir. Onların hisseleri var mı? Evet, لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِرْ رِقَابِ Bakara 177. ayette oradaki fir rikab budur. Zekat verirken, 8 sınıfı zekat verirken biri de وَفِرْ رِقَابِ budur. Ama وَعِنْدَ شَافِعِيَّ رَحِيمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Bak burada geldiğim. Manahu huttu min bedelil kitabeti. Kitabet bedelinden düşünün rubu'an. Dörtte biri düşün. Ben bunu hatırlamıyordum. O dörtte bir diyor. Dörtte biri nedir? Düşürün. Benim hatırladığım kadarıyla bir iki taksiti ne yapın? Düşürün.
veyahut da illa bu şart değil. Onların eline bir miktar mal verin, onlar o malla taksitlerini ödesinler. Peki bu demin dedik emru lil muslimin ala veşil vücubi dedik. Ve haza indena ala veşil nedbi. Bizim yanımızda bu ala veşil nedir? Nedirdir? Bakın hani şafirlerin mana ettiği gibi taksitlerinden dörtte biri düşürün. Bu bizim yanımızda mendüptür. Bu vacip değil. Evet bizim yanımızda da dörtte bir düşürmek var. Ama o vacibdir, o mendüptür. Burada vacibden bahsediyoruz. Vacip olan nedir? Zekattaki onların hakkıdır. Peki hangisi daha iyi? Ya İmam Nesefi? Yani Şafilerin dedi mi iyi? Hanifilerin dedi mi iyi? Ko nedir? Zekattaki hisselerini vermek. Veya Şafilerin söylediği daha iyi buradaki malullah'dan murat. Dörtte birini ne etmek? Pazarlıktan dörtte birini düşürmektir. Diyor vel evvelu el veşhu. Yani veci mesel mana ismul mef'ul. Vel evvelu el muveccehu. Muveccih evveldir. Hanifilerin dediğidir. Şafilerin dediği gibi değil. Niye? Li'ennel ita'e. Bakın ita ne demek? Huve temliku. İta demek bir mali birine temlik getirmek, onun mülkiyetine sokmaktır. Burada da ve atuhum geçmedi. İtyan ne demek? Bir mali birine temlik etmektir. Fela yekâhû ita vâk olmaz alel haddi. Yani alacaktan bir miktarı düşürmeye ita denilmez. Şafirlerin de cevapları falan var, biz ona girmeyelim. Bize lazım olan kısım burada bu. Se'ele Sübeyhun. Sübeyh isminde bir köle vardı. Sualeti talep etti. Mevlahu Hüveytib'en. Hüveytib ismindeki Mevlasından sual etti. Neyi? En yukatibehu. Dedi benimle akıl kitabet yap. Senin paranı ödeyeyim. Hür olayım. Fe'eba. O ne oldu? Akdül kitabetten men oldu Hüveytib. Fennezelet o zaman bu ayet ne oldu? Nazır oldu. Yani bu ayetin وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ ayetin bu kısmı ne oldu? Nazır oldu. Veyahut da baştan sona kadar beraber ne oldu? Nazır oldu. Oldu. وَعَلَمْ اَنَّ الْعَب۪يدَ اَرْبَعَةٌ burada duralım. 33. ayetin ortasında duralım. Yarın bakın kolay ise 34'e kadar gidebiliriz. Oldu. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم